Tıraş severler. Berber bey hep usturayla tıraş oluyordu. Şimdi tıraş tek olma şeklimizi değiştireceğiz. Sağ olsunlar Geltir.com'dan Mutus Bey arkadaşımız denemem için iki tane ürün gönderdi. Şöyle bir tanesi cillette aristokrat. 1940'lı yıllarda üretilmiş. Kısa saplı çelik. Şöyle yukarıdan açılıyor hemen. Kelebek kanadı gibi açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi. Jileti oraya koyuyoruz. Tıraşımızı oluyoruz. Işıl ışıl parlıyor. Birinci aletimiz bu. Şöyle koyalım. İkinci aletimiz Razorok markalı bir ürün. Kanada malı. Yeni modern bir ürün. Bu birazcık farklı. Şöyle açıyorsun. İki parça var. Buraya araya koyuyorsun jileti. Ondan sonra sıkıştırıyorsun. Burada marka modeli var. Sonra sıkıştırıyorsun. Bu da kullanıma hazır. Arkadaşımız sağ olsun yanında Cillet Necit bunu daha önce hiç denememiştim. Gönderdi. Onu deneyeceğim. Başka ne var? Başka şurada hazine var. Hazine sandığı var. Açılsam açıl hemen açalım. 5 tane daha jilet var. Burada Pakistan malı bir tane jiletimiz var. Bu herhalde siyah olması lazım. Lord. Daha önce bu jileti hiç denemedim. Bunu çok merak ediyorum. Burada Kai Japon var. Fetter jiletle kafa kafaya yarışır herhalde bu. Bunu çok methediyorlar. Çok keskin olduğunu söylüyorlar. Bunu da deneyeceğim. Burada permaşarpımız var. Bildiğiniz permaşarp. Bu da çok çok eski bir permaşarp. Artık kaç senelikse şöyle bakalım. Eski permaşarpımız var. Bakalım nasıl, ne durumda. Bunları hepsini tek tek sırayla deneyeceğiz. Yeni permaşarp, eski permaşarp, Kai Japon. Bununla belki birkaç defa tıraş olabilirim. Öyle bir izlenim var içimde şimdilik. Lord, olursun Ford, Thread. Bu da hazine sandığımız. Buraya koyuyoruz. Kimse çalmasın. Şu kısa saplı, kelebek kanatlı, cillet, aristokrat. Tam da söyleyemiyorum. Şu uzun saplı. Bu biraz daha ağır. Hani ağırlık olarak şu daha ağır duruyor. Onu deneyeceğiz. Sırası geldikçe videolarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Takip edin. Bu deneyimi sizinle paylaşacağım. Diğer bir